Merhabalar gençler. Yeniden beraberiz. Bugün Aykan Hoca ile neler yapacağız acaba? Değil mi? Evet, bir önceki dersimizde arkadaşlar ana iklim elemanlarından biri olan sıcaklık konusuna değinmiştik. Bugün ise yine iklimin önemli elemanlarından biri olan basınç ve rüzgarları ele alacağız arkadaşlar. Ki konunun bugünkü kısmında, bu videomuzda arkadaşlar basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler ve dünyadaki genel basınç merkezleri üzerinde duracağız. Önemli bir konu, öğrencilerin en çok zorlandıkları kısım burasıdır arkadaşlar. Dikkat edin. Rüzgarlar bilinir. Rüzgarların isimleri ezberlenir. Özellikleri akılda tutulabilir ama basınçla ilgili temel kavramlar analitik bir şekilde kafaya oturtulmadan konuyu ne yazık ki netleştirmeniz mümkün olmaz. Onun için bu video kısmı çok önemli bizler için. Peki arkadaşlar, ne yapacağız bugün? Evet, ana konu başlığımız dediğim gibi basınç ve rüzgarlar arkadaşlar. Öncelikle yine şuradan bir Aykan Hoca bir şey yapmış, ona değineceğiz. Ama şuna bir vurgu yapalım. Nedir basınç arkadaşlar? Basınç nedir? Evet, soru bu. Soruyorum sizlere gençler, basınç nedir? Şimdi arkadaşlar, basınç, atmosfer basıncı kavramını tanımlıyorsak, basınç bir ağırlıktır çocuklar. Benim şu an yere uyguladığım şu kuvvet, ayaklarımın yere uyguladığı kuvvet ya da şuradaki masayı çektiğimde arkadaşlar, biraz kamera dışına çıkmış olsam da burada bir sıra var. Oturduğumda kaba tabirle popomun sıraya uyguladığı kuvvet nedir arkadaşlar? Bir kuvvet, yani basınçtır, bir ağırlıktır. Evet, şimdi düşünelim arkadaşlar, atmosfer nelerden meydana geliyor? Gazlardan, değil mi? Bir sürü gazdan meydana geliyor. Bu gazların dünya yüzeyine, yani yer yüzeyine uygulamış olduğu ağırlığa, kuvvete biz ne diyoruz arkadaşlar? Atmosfer basıncı diyoruz. Evet, önemli. Gazların yere uygulamış olduğu kuvvet. Niye? Yer çekimi sayesinde, değil mi arkadaşlar? Evet, ana şey yer çekimiydi kavram. Peki, dikkat edin, ilk dersimizden beri bu yer çekimi kavramı hep peşimizden geliyor, değil mi? Bizle beraber ve bırakmıyor bizi. Dikkat edin bu detaya. Peki, bir soru soracağım. Ufuk, sen de iyi dinle koç. Sizce atmosferin bizim üzerimize uygulamış olduğu kuvvet, basınç değeri ne kadar olabilir? Kilogram cinsinden bir tahmini bir şey atın bakalım. Ufuk, sen salla bir şey oradan bakalım. Ne gelecek merak ediyorum. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo, 1000 kilo. Arttırın. Var mı başka fikirler? Ya da daha mı hafif? Çocuklar, evet, Ufuk oradan bir şeyler işaretler yapıyor da tabii anlaşılması zor oluyor arkadaşlar. Peki işin özünde çocuklar olay şu. Atmosferin bir birey üzerine uygulamış olduğu kuvvet arkadaşlar ortalama 10 tondur. 10 ton. Şaka gibi, ne kadar güçlüymüşüz değil mi çocuklar? Şu omuzlarda 10 tonla geziyoruz arkadaşlar. Evet, peki çocuklar, neden hissetmiyorsunuz bunu? Çünkü vücudun iç basıncı, dış basıncı ne yapıyor? Dengeliyor. İşte kavram bununla alakalı ki bununla ilgili detaylara yeri geldiğinde küçük küçük şeyler yapacağız. Anekdotlar yapacağız çocuklar. Peki, gelelim, basıncı tanımladık. Dedik ki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. Evet, Torricelli deneyini birçoğunuz duymuştur herhalde arkadaşlar. İtalyan bilim adamı Torricelli ne yapmış? 45 derece enleminde deniz seviyesi ve yaklaşık 15 santigrat derece sıcaklıkta civa dolu bir kaba derecelendirilmiş boruyu daldırmış ve civa ne yapmış arkadaşlar? Derecelenmiş boruda arkadaşlar 76 santimlik bir değer göstermiş. Biz buna meteoroloji dilinde arkadaşlar 1013 milibar ya da ne dedim arkadaşlar sizlere? Hemen bunu vurgulayalım, hatta mavi değmiş kalsın. Ya da ne dedik? 76 santimetre ne basıncı? Civa basıncı dedik arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Nasıl ki termometrede, yani sıcaklık ölçerde orta değer nedir? Sıfırdır değil mi? Artı değerler vardır, eksi değerler vardır ama mutlaka bir referans noktanız olmalı, sıfır. Burada da basınçta da basıncı ölçen bu alete, Torricelli'nin bulmuş olduğu bu alete barometre diyoruz arkadaşlar. Ve orta değerimiz, referans noktamız ne arkadaşlar? 1013 milibar ya da diğer de işte 76 santimetre civa basıncı. Eğer bulunduğumuz yerde basınç 1013 milibarın üstündeyse, ne gibi? 1015 milibar, 1020 milibar gibi değerlerse arkadaşlar, o zaman bu merkezler yüksek basınç. Eğer 1013'ün altındaysa 1010 gibi, değil mi? 990 gibi bu merkezlerde ise alçak basınç vardır yorumunu yapıyoruz. Yine unutmadan vurgulamamız gereken bir kavram arkadaşlar. 1013'ün üzerinde yer alan yüksek basınç merkezlerine meteorolojide antisiklon, yine 1013'ün altındaki alçak basınç alanlarını ise siklon
tanımlaması kullanılır. Özellikle siklon tanımı çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son yıllarda birçok sınavda karşılaştığımız bir kalıptır. Tropikal siklon kavramı. Bakın. Özellikle şeylerde çıkar, doğal afetlerle ilgili konularda çıkar. Der ki son yıllarda tropikal siklonların sayısı artmıştır. Nedir bu arkadaşlar? Tropikal siklon, tropikal alçak basınç demektir ki bizim için ifade etmesi gereken şey arkadaşlar nedir? Kasırga ya da tayfun gibi tropikal rüzgarlar, yani şiddetli rüzgarların oluştuğu yerlerdir buralar arkadaşlar. Siklon kavramı alçak basınç olarak dikkat çekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu kavramı öğrendikten sonra gelelim basınçla ilgili temel kavramlara. Şimdi önümüzde duruyor. Ben bunları biraz daha sizin için arkadaşlar genişleterek ele alacağım. Şöyle yapalım. Buradan seçelim ve konuyu biraz daha detaylı olarak ele alalım arkadaşlar. Evet, alçak basınç ve yüksek basınç ne demekti? Değil mi? Ya da alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının özellikleri nelerdi? Önce bu temel bilgileri bir öğrenelim arkadaşlar. Bakın, kuralımız şu arkadaşlar. Hava ne yapıyor? Yükselici hareket yapıyor. Şimdi düşünün, şurada gazlar var değil mi? Bu gazlar yerden yukarıya doğru kalkarsa yere uygulamış oldukları kuvvet ne yapmış olur? Azalmış olur değil mi? Düşün, başıma şu anda yukarıdan kuvvet uyguluyorum. Bastırıyorum aşağıya doğru Aykan Hoca'yı. Ne yapıyor? Basınç artıyor değil mi? Peki ağırlığı üzerinden kaldırırsan ne yapar? Hava yükselir. Basınç azalmış olur. Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Eğer hava, gazlar yükselici bir hareket yapıyorsa arkadaşlar, basınç ne yapacak? Azalacak. Gazların yere uyguladığı kuvvet azalacak. Tam tersine gazlar bir şekilde aşağıya doğru itiliyorsa ya da bir şekilde aşağıya doğru çöküyorsa ve yere uyguladıkları kuvvet artıyorsa basınç değeri ne yapıyordur arkadaşlar? Artıyordur. Bakın arkadaşlar, çok basit bir örnek vereceğim size. Elimde su olduğunu düşünün. Suyu şöyle serptim ortalığa ve su yerde bir ağırlık oluşturuyor değil mi? Suyun yerde uyguladığı bir kuvvetler. Basit bir soru size. Suyun yerde uygulamış olduğu o ağırlığı nasıl ortadan kaldırırsın? Evet Ufuk, sen ne fikir üret bakalım. Ne yapabilirsin? Klimayı kapatır, ortamı ısıtırsın Ufukçum. Ne demek hocam? Eğer ortamı ısıtırsan su ne yapmaya başlar? Buharlaşmaya değil mi? Yani suyun yere uyguladığı kuvvet ortadan kalkar. Hava ne yapıyor yani? Yükseliyor. Kural bu. Evet. Havanın yükselici hareket yaptığı yerlerde yere uygulanan kuvvet azalmakta arkadaşlar. Hava yükseldiği için soğumakta ve yoğunlaşmakta. Dolayısıyla dikkat edin, ne oluşmakta arkadaşlar? Bulut oluşmaktadır. Çok önemli bir kural arkadaşlar. Bir yerde eğer alçak basınç var ise, bak yükselici hava hareketi dedik, alçak basınç oluşturur. Ve alçak basınç olan bir yerde hava nasıldır? Kapalıdır arkadaşlar. Herhangi bir günde kafayı camdan dışarı çevirdiğiniz, gökyüzüne baktınız. Hava kapalı, bulutlu, yağmurlu bir gün. Demek ki nasıl basıncın etkisindeyim? Alçak basıncın etkisindeyim demek ki arkadaşlar. Tam tersi durumda. Hava eğer alçalıcı hareket yaparsa. Şimdi soruyorum size. Yerde su var çocuklar. Yağışın oluşması için birinci kural nedir arkadaşlar? Buharlaşma değil mi? Su buharlaşacak ki yağışa dönüşsün arkadaşlar. Yani havanın ne yapması lazım? Yükselmesi lazım. Çok önemli gençler. Peki burada hava ne yapıyor aşağıya doğru? Ne yapıyor? Bastırıyor. Diyelim yerde su var arkadaşlar. Yerde su kütlesi var. Su ne yapmak istiyor? Buharlaşmak istiyor. Ama buradaki hava akımları havayı ne yapıyor? Aşağıya doğru itiyor. Vuruyor kafasına. Vuruyor kafasına, ne yapıyor? Yükselmesini engelliyor. Hava alçalırsa hava buharlaşma yapamaz. Su buharlaşamaz. Dolayısıyla yağış ne yapamaz arkadaşlar? Oluşamaz. Olay çok basit. Evet, alçalıcı hareketini görüyorum. Değil mi? Alçalıcı hareketinin olduğu yerde ne dedik? Kesinlikle yağış yok. O zaman kafayı camdan dışarı çıkardınız. Baktınız gökyüzüne. Masmavi bir gökyüzü ve güneşte bir gün. Nasıl basıncın etkisindeyiz demek ki arkadaşlar? Yüksek basıncın etkisindeyiz. Çok önemli arkadaşlar bu detay. Şimdi gelin bakalım genel özelliklere. Evet, yükselici hava hareketinin olduğu yerlerde hava bulutlanıyor ve yağış oluşuyordu. Bakalım özelliklere. Burada yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğru. Çünkü rüzgarın kuralı nedir arkadaşlar? Bakın şimdi bir şey çizeceğim size arkadaşlar. Rüzgar şudur. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan hava hareketine biz ne deriz? Rüzgar deriz. Kural budur. Onun için yatay yönlü hava hareketi alçak basınçlarda merkeze doğru, yüksek basınçlarda ise dışa doğrudur arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ana özelliklere bakalım. Yükselici hava hareketi var dedik. Hava yükseliyor. Havanın bulutlu ve kapalı, yağışlı olma ihtimali vardır. Kesinlikle bunu vurguladık. Yağmur varsa, kapalıysa hava alçak basınç. Güzel. Boğa nemlilik artar diyor.
Şimdi çocuklar bağın hem yağış demektir. İlerleyen konularımızda göreceğiz. Eğer bir ortamda bağın hem fazlaysa bu yağışın fazla olduğu anlamına gelir. Peki biz düşünelim. Şimdi dedik ki alçak basıncın olduğu yerde hava nemlidir, yağışlıdır dedik değil mi? Peki nemin bol olduğu yerde sıcaklık farkları azdır. Sıcaklık farkının az olduğu, yağışın bol olduğu yerde kayaçlar nasıl çözülür arkadaşlar? Ne su bol değil mi? Su ne yapar? Taşı eritir. Kimyasal çözülme hakimdir böyle yerlerde. Önemlidir bu detay arkadaşlar. Peki yine nemin yağışın bol olduğu bir yerde bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Gürdür. Şimdi siz bana hadi bakalım arkadaşlar. Sürekli böyle olan, havanın sürekli kapalı olduğu, her gün yağmur yağan, her gün havanın ısınıp genleşip yükseldiği, yağış oluşturduğu bir yer örnekleyin bakalım. Bir alçak basınç alanı. Neresi? Evet, ufuğun ağzından okudum çocuklar. O bile öğrendi bakın coğrafyayı. Ekvator arkadaşlar. Her gün ısınan hava genleşiyor, yükseliyor yağmur. Genleşiyor, yükseliyor yağmur. Kural bu. Ekvator, Amazon ve Kongo havzaları. Alçak basınç kesinlikle. Gelelim buraya arkadaşlar. Dedik ki burada yüksek basınç alanında yatay yönlü hareketi merkezden çevreye tartışılmaz. Alçalıcı hareketi var. Hava genelde güneşli ve açıktır. Alçalıcı yağış oluşumunu engelliyor. Ne yapıyor da alçalan? Kafaya kafaya vuruyor. Yükselmesini engelliyor. Yükselemezse yağamaz arkadaşlar. Çünkü yükselemezse soğuyamaz. Değil mi? Yağması için soğuması lazım. Yükselemiyor. Mesele bu. Evet. Bağın nem, yani yağış nedir böyle yerlerde? Azdır. Evet. Yağış nem azsa sıcak farkı çok. Kayalar ne yapar? Gündüz ısınır genleşir. Gece soğur sıkışır. Isındı genleşti soğudu sıkıştı. Ne yaptı? Taş çatladı ve parçalanmaya başladı. Bunda da mekanik ya da diğer adıyla fiziksel ufalanma ya da çözülmedir arkadaşlar ki. Dünyada en çok nerede olur? Gündüz sıcak farkının en çok olduğu yerler nereler? Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk. Yine ufuk verdi cevabı çocuklar. Sizlerden de duyar gibiyim. Kesinlikle çöller arkadaşlar, evet. Çöllerde gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuk. Neden? Çünkü nem olmadığı için aşırı ısınma ya da geceleri aşırı soğuma yaşanıyor arkadaşlar. Ana detaylarımız arkadaşlar basınç merkezleriyle ilgili bu şekilde. Basıncın ana tanımları bunlardı. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Basıncı etkileyen faktörler arkadaşlar. Gelelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi birinci kavramımız arkadaşlar, basıncı etkileyen birinci kavramımız sıcaklık. Sıcaklık basıncı nasıl etkiler? Şimdi basit bir mantıkla hatırlayalım. Isınan hava ne yapar arkadaşlar? Evet. Genleşir değil mi? Bir şey soracağım. Bir balonu, içinde az bir şey hava olan bir balonu üflemeden şişirme şansınız var mı? Var. Ne yaparsın biliyor musun? Isıtırsın. Balon ısıttıkça ısınan hava ne yapar? Balon içindeki hava genleşir. Hava genleştikçe balon şişer. Hatta bakın arkadaşlar böyle açılışlar falan yapılır, balonlar ısılır. Böyle öğlen saatlerinde balonların patladığını duyarsınız. Niye? Isındıkça içindeki hava genleşiyor ve balon ne yapıyor? Genleşmeye dayanamıyor ve patlıyor arkadaşlar. Şimdi önemli kavram şu, ısınan hava genleşir. Evet, şimdi anlamayan arkadaşlar için basit bir örnekleme yapacağım yine. Gözüktüğü kadar Aykan Hoca bir şey verecek size. Sıra çektim arkadaşlar, şu anda siz göremiyorsunuz. Şu anda Aykan Hoca oturuyor. Aykan Hoca'nın kilosu yaklaşık 78-80 arası değişiyor. Ayaklarımı yerden kaldırdım. Şu anda bütün ağırlığım popomun olduğu yerde. Şimdi popomun olduğu alana bir kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi diyorum ki size, Aykan Hoca'yı ısıtın. Aykan Hoca ısındı. Aykan Hoca ısındığında şöyle bir yayılacak, genleşecek değil mi gençler? Aykan Hoca bir genleşti, göremiyorsunuz da. Genleşti, yayıldı. Peki, yayılınca Aykan Hoca'nın ağırlığı değişti mi? Değişmedi arkadaşlar. Ama ağırlığı yaydığım alan ne yaptı arkadaşlar? Genişledi. Ağırlığı yaydığım alan genişlerse birim yüzeye düşen kuvvet ne yapmış olur? Azalmış olur. Bakın bunu siz çok basit bir deneyle daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Normal kullandığınız şu uçlu kalemler var değil mi? Kalemin arka tarafını elinize bastırın. Bir rahatsızlık duymazsınız. Ama kalemin ucunu şöyle tık tık iki tıklayıp çıkarın arkadaşlar. Elinizde tutun bastırın bakalım ne olacak? İğne gibi batar değil mi? Canınız yakar. Neden? Aynı ağırlığı dar bir alana uygularsam kuvvet ne yapıyor? Artıyor. Canınız yakar. Mesele bu. Şimdi gelelim şuna. Evet. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar sıcakla basınç arasında nasıl bir ilişki var? Bunu yorumlayacağız. Önce şunu hemen burada yapalım arkadaşlar. Biz şurada bir grafik oluşturalım sizlerle. Evet. Şimdi sıcaklıkla neyi yorumlayacağız? Basıncı yorumlayacağız. Soruyorum sizlere. Isınan hava genleşir dedik. Genleşen hava hafifler ve ne yapar arkadaşlar? Yükselir. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça basınç ne yapar? Azalır arkadaşlar. Temel kural, sıcaklıkla basınç arasında nasıl orantı varmış arkadaşlar? Ters orantı varmış. Hava ısındıkça basınç azalıyor. Hemen bir örnek vereceğim sizlere arkadaşlar. Gelelim not defterimizi ele alalım. Hemen size yeni bir şey anlatalım burada. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Hemen size bir dünya çizeceğim şöyle. Basitçe bir soru soracağım arkadaşlar. Burası ekvator. Hemen rengimizi değişelim ve kaleme geçelim. Arkadaşlar
Ekvator hep sıcak bir yerde değil mi? Hep sıcaktı ekvator. Peki ekvator ısındıkça hava genişliyor ve yükseliyordu. Hep sıcak. Dolayısıyla sıcaklık kaynaklı bir basınç oluşumu varsa bir yerde, biz sıcaklıktan kaynaklanan basınçlara termik basınç diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ekvatorda sürekli olarak arkadaşlar termik alçak basınç alanları oluşurken, kutuplarda dünyanın şeklinden dolayı hatırlayalım, hava hep soğuktu. Soğuk hava ne yapıyor arkadaşlar? Sıkışıyor, ağırlaşıyor ve ne yapıyor? Çöküyor. Yani ne yapıyor çöken hava? Yağış oluşumunu engelliyor ve yüksek basınç oluşturuyor. Kutuplar ise termik yüksek basınç alanı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Dünyanın şeklinden dolayı ekvator hep sıcaktır. Sıcak yer alçak basınç. Kutuplar hep soğuktur. Soğuk yer ise yüksek basınç alanı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar diğer bir ayrıntıya. Yükseltiyle sıcaklıkla basınç arasında ters orantı var dedik. Yükselti basınç ilişkisi. Ben yine bunu bir hemen şurada size bir sayfa daha açıp arkadaşlar burada şöyle anlatacağım. Hemen bir grafik çizelim size. Grafik üzerinden gidelim. Nasıl ilişki var aralarında? Şimdi normalde yerden yükseldikçe sıcaklık ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor değil mi? Sıcaklık azaldıkça basıncın ne yapması lazım? Artması lazım. Örneğin kutuplarda basınç fazlaydı. Ama iş değişiyor. Bakın arkadaşlar, elimde bir kalem var. Değil mi? Bu kalemi bıraktığımda neden düşüyor? Yer çekimi kavramı var değil mi? Gazları tutan şey neydi? Yer çekimiydi. O zaman biz arkadaşlar şunu yaparsak, bakın şurada bir dağım var. İyi düşünün şimdi. Burası da deniz seviyesi. Ben bu dağda arkadaşlar tutar, deniz kıyısından zirveye doğru çıkmaya başlarsam, yerden yükseldikçe yer çekimi ne yapacak? Evet, azalacak değil mi arkadaşlar? Yer çekimi azaldıkça gazların miktarı da ne yapar o zaman? Azalır. Ha, yukarı çıktıkça sıcaklık azalıyor, basıncın artması lazım diyorsunuz. Ama arkadaşlar daha önemli kavram var, peşimizi bırakmıyor. O yer çekimi var ya, yer çekimi, gazları tutan o. Yukarı doğru çıktıkça yer çekimi azaldığı için gazların miktarı da ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Demek ki o zaman deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça arkadaşlar gazların miktarında bir azalma olur. Gazların miktarı azalırsa basınç da ne yapar? Azalır. O zaman diyoruz yükselti ile basınç arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Yükselti, basınç dersek yine arada ters orantı olduğunu görüyorsunuz. Yerden yükseldikçe gazların miktarı, dolayısıyla basınç azalır. Bakın bununla ilgili bir örnek vereyim size arkadaşlar. Sık sık duyarsınız. Uçağa bindiğinizde kulaklarınızdaki bu tıkanma duygusu ya da dağcılık yapanlar varsa, yüksek yerlere çıkanlar, bu bir burun kanaması problemi vardır. Neden olur bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yüksek bir yere çıktığımızda gençler, yer çekimi azaldığı için gazların miktarı da azalır. Bu gazlardan biri de nedir? Oksijendir değil mi? Evet. Solunum yaptığımız değil mi? Oksijen. Nefes alma ihtiyacı hissediyoruz. Peki sen 3000-4000 metreye çıktığında o yükseltide yer çekimi az olduğu için oksijen miktarı azalmış mı? Kesinlikle evet, azalmış. Hani yaylalara çıkıyoruz ya, diyoruz ki oh yayla havalar çok güzel, işte ne güzel oksijen var çarptı. Hayır çocuklar, yayla da sersem olmamızın sebebi ya da sersemlememizin sebebi oksijenin bol olması değil. Tam tersine oksijenin azalmasıdır. Niye? Yukarıya çıktın. Yüksek ya, oksijen az değil mi? Vücut ne yapıyor biliyor musun? Beyin. Bakın. Şimdi vücuttaki işleyişe bakın çocuklar. Şimdi oksijen az olduğu için solunumun ne yapıyor? Solunum hızlanıyor. Daha çok oksijen almaya çalışıyorsun, tamam mı? Beyin kalbe komut gönderiyor. Diyor ki yeterli oksijen gelmiyor bana. Hey kalp diyor, daha fazla kan pompala. Kalp bu sefer ne yapmaya başlıyor çocuklar? Küt 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 küt, kalp atışları hızlanıyor. Bakın kalp ritminiz artar yüksekte. Niye? Daha fazla kan pompalayıp beyine daha çok oksijen göndermeye çalışıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun çocuklar? Kılcal damarlara fazla kan yükü bindiğinde damarlar çatlıyor ve burun kanaması meydana geliyor. İşte tıbbi açıklaması budur arkadaşlar. Neymiş? Yüksek yerlerde gazların miktarı azalırmış. Bu gazlardan biri de oksijen. İşte burun kanamasındaki temel neden bu. Evet, yükseklere çıkıldıkça basınç ne yapıyormuş arkadaşlar? Azalıyormuş dedik. Hemen bir sonraki kavramımıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Kapatalım burayı. Bundan sonrasını konuşarak da halledebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir kavramımız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Diğer bir kavramımız olarak neyi ele alacağız? Yoğunluğu ele alacağız arkadaşlar. Yoğunluk basıncı nasıl etkiliyor? Yoğunluk ve yer çekimi. Arkadaşlar, yoğunluk ve yer çekimi kavramları çok basit bir mantıkla. Basınç oluşturan şey neydi arkadaşlar? Evet, gazların ağırlığı değil mi? Ağırlık niye vardı? Yer çekimi sayesinde. O zaman bir ortamda yer çekimi ne kadar fazlaysa ve gazların yoğunluğu miktarı ne kadar fazlaysa basınç da nedir arkadaşlar? O kadar fazladır. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, evet, hemen bir grafik nasıl yapılır onu da bir görelim arkadaşlar. Şurada bir örnekleme yapalım. Bakın, hemen şunu yapacağım sizler için arkadaşlar. Bir grafik yaparsam yer çekimi ve basıncı yorumlayacak olursak
Yer çekimi ve basınç arasında nasıl orantı vardır? Doğru orantı vardır. Yer çekimi arttıkça basınç artar ya da yoğunluk arttıkça basınç ne yapar diyoruz arkadaşlar? Artar yorumunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, önemli bazı kavramları açtık ve son kavramla noktayı koyacağız arkadaşlar. Nedir o? Basıncı etkileyen arkadaşlar, son kavramımız şöyle yapalım. Hemen onu bir ele alalım. Dinamik etkenler adını vermiş olduğumuz kavramdır arkadaşlar. Nedir dinamik etken? Dünyanın günlük hareketi arkadaşlar. Dünya kendi çevresinde ne yapıyor arkadaşlar? Dönüyor. Dünya kendi çevresine döndükçe oluşan merkez kaç kuvveti, hatırlayalım, 30-60 enlemlerinde dinamik basınçların oluşmasına sebep oluyordu. Bu çok önemli detaydı. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın, ekvator nasıl basınçta her zaman? Termik, alçak. Kutuplar hep termik, yüksek basınçta arkadaşlar. 30 ve 60 enlemlerinde ise dünyanın dönüşünden kaynaklanan dinamik basınçlar oluştu. Ne oluyor? Bakın, iyi izleyin beni şimdi. Ekvatorda ısınan hava ne yaptı? Çocuklar genleşti. Hafifledi ve ne yaptı? Yükseldi. Yükselen hava soğuduğu için ne yaptı? Yağışı bıraktı mı ekvatorda? Bıraktı. Yükselmeye devam etti. Kutuplara doğru harekete geçti. Birdenbire kutba kadar gitmesi gerekirken çocuklar, bu ters alize rüzgarları, 30 enlemlerinde dünyanın dönüşünden kaynaklanan sapmaların sonucunda aniden alçalmaya başladı. Bakın, hava ne yapıyor? Aniden alçalıyor arkadaşlar. Alçalan havanın sıcaklığı ne yapar? Artar arkadaşlar. Alçaldıkça sıcaklık artıyor. Ve dikkat edin, alçalan hava ne yapıyor? Kafaya vuruyor bak. Kafaya vuruyor. Ne yapıyor? İtiyor seni aşağı doğru. Havanın yükselmesini engellediği için yağış oluşumunu da engelliyor. 30 enlemlerinde hava ne yapıyor? Çöküyor çocuklar. Çöküyor. Ve ne oluşuyor biliyor musunuz 30'larda? Çöller oluşuyor. Sıcak çöller meydana geliyor çocuklar. 60 enlemlerinde ise bakın, alçak basınç var. Yine dünyanın dönüşünden kaynaklanan hava akımları 60 enlemde ne yapıyor? Yükseliyor. Tabii ki yükselme neye sebep oluyor çocuklar? Yağışa sebep oluyor. Dikkat edin. Kur'an neydi? Yüksek basıncın olduğu yerlerde yağış yoktu. Alçak basınç alanları yağışlıydı. Bu doğrultuda bakın, biz ekvatorun olduğu şu bölgede yağışın fazla olduğunu, değil mi? 30 enlemlerin olduğu bu alanlarda yüksek basınçtan dolayı yağışın az olduğunu ve kuraklığın ön plana çıktığını, 60'larda yine arkadaşlar ne yapıyordu hava? Dinamik etkenlerle yükseliyordu. Yine yağış oluşumunun meydana geldiğini ve en önemli detaylardan biri 90'larda kutuplarda yağışın az olduğunu gözlemledi. Tuhaf gelebilir çocuklar. Ya hocam, ben belgesellerde izliyorum, hani o biçim kar tipi var. Yok çocuklar. Gördüğünüz rüzgarın yerden kaldırmış olduğu kar tanelerinin havada savurmasıdır. Ne dedik? Büyük Sahra çölünde yağış ihtimali neyse Antarktika'daki yağış ihtimali de o çocuklar. Niye? Büyük Sahra'da buharlaşacak su yok. Peki Antarktika'da durum ne? Her taraf buz ama buharlaştıracak sıcaklık yok çocuklar. Aynı şey. Yüksek basınç olan yerde yağış yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu doğrultuda öğrendiğimiz kavram şu oldu. Basıncı tanımladık. Basıncın ana özelliklerini vurguladık arkadaşlar. Ne yaptık sonra? Dünyadaki bu önemli basınç merkezlerini, evet, ekvator ve kutuplarda sıcaklık, yani dünyanın şeklinin neden olduğu sıcaklık etkisiyle oluşan termik basınçlar, 30 ve 60 enlemlerde ise dinamik basınçların olduğunu ve sıcaklığı etkileyen sıcaklık yükselti, pardon, basıncı etkileyen sıcaklık yükselti, yer çekimi, yoğunluk kavramlarını ve tabii ki dünyanın dönüşünü konuştuk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar işte basınç kavramının ortaya çıkardığı rüzgarı, rüzgarların özelliklerini ve dünyadaki rüzgar türlerini göreceğiz. Bugünlük bu kadar gençler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.